Evet, selamlar herkese. Yeniden birlikteyiz. Bu videoda bir yıllık enflasyona meydan okuyan bir bireysel emeklilik fonu var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bildiğiniz gibi 4 Aralık tarihinde enflasyon rakamı belli oldu. Ancak ülkemizde enflasyon rakamıyla ilgili bir takım tartışmalar var biliyorsunuz. Normalde resmi olarak açıklanan enflasyon TÜİK enflasyonu ama buna alternatif olarak da bir girişim grubunun oluşturmuş olduğu bir enflasyon rakamı daha paylaşılıyor. Bizler de bunu da birlikte bu veriyi de sizlerle paylaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Kasım ayı verileriyle birlikte TÜİK %61,98'lik bir enflasyon olduğunu söylüyor son bir yılda. ENAG ise %129,27'lik bir enflasyon olduğunu söylüyor. Yaklaşık 2 kat fark var aralarında. Peki biz buradaki en kötü senaryoyu yani ENAG enflasyonunu doğru kabul edersek bireysel emeklilik tarafında hangi fonda reel getiri kazandık buna bakmamız gerektiğinde hemen TEFAS platformuna geri dönüyoruz. Neydi verimiz? 129 yani %129 kazandıracak son bir yılda bize. Böyle bir süzgeç yaptığımız zaman sadece ama sadece bir tane emeklilik fonunun reel manada yatırımcısına kazanç getirdiğini görüyoruz. O da FİBA emekliliğe ait Inveo Portföy Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu. Bu fondan daha önce de bahsetmiştim. Daha önce de detaylı incelemiştik. Ancak gelinen noktada son bir yıllık enflasyonda reel manada yaklaşık olarak %10, %11 yatırımcısına kazandırmış enflasyonun çok çok üzerinde. Eğer TÜİK verisini baz alırsak birçok başarılı fon var. %70'in üzerinde bir sürü bireysel emeklilik fonu görebiliyorsunuz TÜİK verisine göre. Hatta burada bizim de model portföyümüzde bulunan Aksayat'ın hisse senedi emeklilik yatırım fonunda %127 ile burada en yüksek getiriyi yapan emeklilik fonlarından bir tanesi. Ancak ENAG verilerine göre reel getiriyi yapan tek fon bu. Peki bu fonun ne özelliği var? Bu fon bir fon sepeti fonu. Bu da ne demek oluyor? Artık hisse senedi ve değişken fonlara göre bunun işletim gideri daha düşük oluyor. Yani bizlerden işletim gideri olarak çekilen tutar daha düşük bu fonun bir başka avantajı. Onu da şuradan göreceğiz. Fon koduna dikkat edelim. FFZ şeklinde işletim gideri olarak sıraladığımda burada fon iç tüzüğünde yıllık %1,5'lik bir ücreti olduğunu yani işletim ücreti alındığını görüyoruz bu fonu tercih edenlerden. Örnek vermek için bir hisse senedi fonu seçelim buraya HES'e bakalım. HES kodlu Aksayat'ın emeklilik yatırım fonunda 2,21 olan komisyon oranı FFZ'de %1,5 şeklinde gerçekleşmiş. Şimdi tekrar getiriye dönersek ve detaylara biraz hakim olmaya çalışırsak bu fonu uzun süredir ben de model portföyde takip ettiğimde bu fonla ilgili şöyle bir şeyi tespit ettim. Bu fon özellikle piyasalarda çöküş olduğu dönemlerde, çökme olduğu dönemlerde çok küçük getiri kayıplarıyla günü kapatabiliyor, bir şekilde kendini hedge ediyor. Yükseliş dönemlerinde de asla yüksek getiriler sağlayamıyor. %2'ler, %3'ler bu fonda bir günde ben hiç görmedim. Zaten bunları da Twitter'da sizlerle sürekli paylaşıyorum. Her gün ne kadar getirdiğini. Dolayısıyla patlama tarafında da aşağı yönünde, yukarı yönünde dalga boyu asla büyük bir fon değil. Ancak küçük 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 her gün size kazandırdığı zaman bir yılın sonunda bu şekilde enflasyonun önüne geçmiş bir bireysel emeklilik fonu oldu. Ben ilk defa bu fonla ilgili video çektiğimde yaklaşık 2000 civarı yatırımcı sayısı varken şu anda 3754'e yükselmiş. Fonun toplam değeri yani fondaki toplam para da 410 milyon civarına gelmiş. Yani fon talep görmeye devam ediyor. Bir taraftan da tabii değer kazanmaya devam ediyor. Şimdi aşağıya doğru geldiğimde bakın burada fonun varlık dağılımını görüyoruz. Nelere yatırım yaptığını. Yatırım fonları katılma paylarına yatırım yapıyor %84. Bu ne demek?
TEFAS platformunda ya da bankaların kendi platformlarında satmış oldukları yatırım fonlarından katılma payı olarak bu fonlara yatırım yapıyor. Ayrıca bir miktar da hisse senedi yatırımı yaptığını görüyoruz. Ve burada alış ve satış valörü 1 ve 2 günlük çok uzun valör süreleri değil, can sıkıcı bir durum yok. Ayrıca fonun risk değeri de düşük olduğu için bir anlamda daha avantajlı. Ancak dediğim gibi günlük hareketleri asla dalga boyu olarak çok yüksek olmuyor. Yani aşağı yönlü de yukarı yönlü de inanılmaz hareketlerini şu ana kadar hiç görmedim. Ama küçük 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 her gün arta arta giderek bu noktaya gelebildi. Peki ne var içinde diye sorarsanız buradan kap bilgi adresine geleceksiniz fonun ve oradan bildirimler kısmından 6 aylık raporuna geldiğinizde önünüzde bu şekilde bir doküman açılacak. Bu dokümanda işte hisse senedi olarak tuttuğu hisse senetlerini ve hangi yatırım fonlarına yatırım yaptığını burada küçük kısaltmalarla görebiliyorsunuz. Tabii ki bu şu anda benim size göstermiş olduğum onların en son yayınladığı Ağustos ayına ait bir rapor. Şu anda bugün bunlar vardır demek doğru olmaz. Ancak bir fikir verebilir yatırım enstrümanlarıyla alakalı. Dolayısıyla ENAG enflasyonunun üzerine çıkan ve reel getiri yapan tek bireysel emeklilik fonu olduğunu söyleyebilirim. Fiba emekliliğe ait Inveo Portföy Fon Sepet Emeklilik Yatırım Fonu ve işte bugünlük de bu kadardı.